Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mer, seride kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonunda Pivot to the Past gidebiliyoruz. Osmanlı'nın geri dönüşü. Bir turizm ekonomiye gitsek bundan sonra hiç fena olmaz. Bir de şu. Evet, Osmanlı geri dönüyor. How lovely, isn't it? Her yere altı bir Golden Soft'la hiç fena gelmiyor. Yeni top modelimiz geldi tabi. Takalım. Aga be, Portekiz Krallığı öldü. Empire ve Brezilya gene geçemediler. Eğer hiçbir zaman beceremiyor. Şöyle. Rusya Finlandiya'yı da yedi. Adam birkaç kişiyle savaştı sadece. Estonya'dan itibariyle düşüyor zaten. Fabrik olarak çok iyiyiz ya. Makine basalım. Yol yapalım birazcık şöyle. Pivot to the past. Ottoman Officers Chancery Reserve Sultanate. Bir savaş mı yiyorum? Ha yok. Okey. Yo, yiyorum. Doğru. Böyle bir şey ekledim ben. Evet, sürpriz. Osmanlı İç Savaşı her türlü oluyor ve 3 kat falan daha büyük. Şansıma çok daha az kişiler çıktı. Gördüğünüz gibi ülkede ayrılıkçı bilimler çıktı. Bunlardan bir tanesi Western Anatolian Front, diğeri de Ocaklar. Ocaklar iki tarafta da savaşta. Aynı şekilde Western Revolution Front'ta olduğu gibi. Çok daha basit bir iç savaş hiç yoktan. 18'liğe de Ocakları yok etmesi için gönderebiliriz. Eskiden direkt iç savaşlı bir şekilde gidebiliyorduk. Bunu artık bir tık hayır oldu. Onu geri ayarlarız gerçi. İngiltere beni faction'dan attı. Ayıp lan. Demokrat olmadığım için bu arada. şeye gidemiyoruz. Kemalist monarşizmine malum. Ve paşalarımızın çoğu da gitti an itibariyle. Şeyh Rüstem'i alabiliriz. Ulema'yı alabiliriz. Kim o var? Said Nursi'yi alacağız zaten. Doğru. Hiçbir şey almıyorum. Said Nursi gelecek. Şöyle uçak üstünüzde belirtelim. Hiç kasmayın arkadaşlar. Şöyle gelin. Normalde bu savaş düz Osmanlı yolunuza girdiğinizde çıkıyor ve daha fazla yükünüzde çıkma olasılığı var. Ama şu anda daha yapım aşamasında olduğu için gördüğünüz gibi iç savaşsız yolda da çıktı. Bunu fixleriz, merak etmeyin. İç savaşsız yol olduğu için bu yol herhangi bir şekilde şey olmayacak asla. Ocaklar düşmüş. Savaş geçirmeyeceksiniz. Bence bu da gayet kafi bir savaş. Şöyle burayı da alalım. Evet, korlarım silindi tabi, o bir boş olmadı. Hatta hiç boş olmadı korlarım silinmesi. Evet. Osmanlı geri dönüyor. İran'la ne gidiyor şimdi pekala? Görüştü Kemalist.
Buradan hemen Said Nursi'yi alalım. Arkada bir ses geliyorsa benim arka planımla alakalı. Fokuslarda bir şeyleri kontrol ediyorum. İlerideki fokusa gitmemem mi gerekiyordu? Sanki öyle bir şey yapmam gerekiyordu. Niye Enver Paşa gelmedi diye bakıyorum da. Merak edeniniz varsa. Nerede ya, fokusları çok. Şuna gitmediğim için gelmemiş. Onu arada unutmuşuz. Cloud'da varsa bir geri yüklemesini yapalım. Yeni arka planlarımız. Şu an dünyanın spoilerını yiyorsun sanırım. Yok. Birazcık daha geri sıktı. Gene yine arka planlardan bir tanesi. November belki. Enver Paşa, senin için çok şey yapıyorum şu anda. Tamam, pivot to pass'ı durdur. Durdur bunu. Buradan şuna gitmeyi unutmuşuz. Nerede bu? Demokratik Turanizm'e gidiyoruz. Buradan da demokrasi sabot alıyor muyuz bunda? İyi, almıyoruz. Buradan United with Turks gitmem gerekiyor benim. Bunun için de tabii ki şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Sırf Enver Paşa'ya getireceğiz diye yaptığımız olaylardan bir tanesi. Ki bununla beraber Enver Paşa Kazım Karabekir yolunda özel olmuş oldu galiba. Çünkü malum 3 fokusa gitmeniz gerekiyormuş. Tourist Ambition, United Turks ve yanlış hatırlamıyorsam Türk Silahlı Kuvvetleri. Ondan sonra anca Enver Paşa gelebiliyor. Yani şey yapmanız şart. Kazım Karabekir yolundan gidip demokrat olmanız şart. Abi United Turks burada. Kırım'ı Faction'a davet edeceğiz. Vallahi keyifli. Demokratik Turanizm geldi artık. Ki buff'ları falan gayet hoş. Şunların hepsine de gidebiliriz. Aynı şekilde. Hatta gitmeli miyiz diye düşünmüyor değilim. Evet, bunların hepsine gidiyoruz. Nedenini söyleyeyim size. Şu an demokratken bunları yapıp sonra krallığa geçip şunları yapabiliyoruz. Yes. Buradan bir resource slot falan. Tungsten isyanı. Bir tık Back to the Future yaptık ama. World. Daha da yol yapalım. Yirmi dörtlük orada burada çıktı. Hoş geldin Kırım.
Hocam, bağımsızlıklarından satın almak istiyoruz. Rumayla savaştım bu adamlarla, evet. Ya balım geleyim de tanıtıva hani. Kavutanı öyle Litvanya. Valla şöyle de bunların hepsini annekseyeceğiz. Seve dövmemiz çok iyi oldu. Buradan İngiliz artık şey yapabiliriz. Şuna devam ettir. Japonis Yugoslavya'yı boş ver. İngiliz aktive et. Rusya'yı aktive et. Bolivarian Alliance, okay. Vay hainiz ya. Boş olmadı tabii ki. Ben şeyimi de alayım. Türk CSS komitemi alayım. Bir soslot daha. Buradan bufflarımızı da alıp hiç yoktan şuradaki Türkleri birleştireceğiz. Rusya'yı yemeden önce. Aa, jandarım gitti benim, doğru. Üzerine ajanlık kuralım. Güzel, 42 şeyleri önceden başlamamız işe yaradı. 41 radarı. Ben de radar teknolojisi niye yok diyeyim. Araştırmamışım ki. Buradan buna gideceğiz. Tungusya'da isyana teşvik edeceğim. Vallahi kime savaş açar bilmiyorum. Bunlar burada donanma savaşı götürüyor. Late game Osmanlı nasıl olur? Daha kurulamadık bile ve yıl 42. Şunu filan araştırdık bari ya, lazım olur diyorlar. Oo. Keyifli. Aramızda Panzer expert var mı? Yok. Buna Kevatak'a vereceğiz. Kevatak da iş yapıyor bu arada. Tanklara karşı yapmaz ama motorizeler için de geçerli oluyormuş. X-39 küreği. İyi, yavaş yavaş çıkıyor hepsi. Ya birincisi oldun mu? İkincisiyim. Amerika ile yarışıyoruz. Kuşçu başına bir şeyleri atayabiliyoruz. Gerek var mı? Hayır. Türkistan Uprising yapamıyor çünkü Uprising edecek bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinizi buraya, birinizi de yine buraya verdim. Laflarımızı almaya devam. Turkish Insurance and Economic Ministry. Valla hoş hoş şeyler alıyoruz. Artı 5 resource speed, artık daha ne yaparım bilmiyorum ama. Yani. Şur.
Çok iyi lan, seni yiyeceğim. Yani galiba yiyebiliyorsam yiyeceğim en azından. Aa, bu 84 günlük fokus. Valla FA ile tamamlayabilirim ben direkt. Daha fazla beklemek istemiyorum. Oh be, Nintendo Factory, teşekkürler. Turkish Ministry. Buradan bir şeylere bak var ya. Erex şans azalt. Fight Selection artı 10 olur. Demir cefa ayetine ilk defa tank görecek lazım. Sen de ver şuradan. Lojistik 4 geldi ya ipe. Yeni tank araştırmaları. Güzel, keyifli. Join Hurt. Buraya katılalım. Tabii PP değil. 400 PP var. 200 daha biriktirip bundan 1300 gün keseceğiz. Arada bir tane fabrika sıkalım. Güzel. Daha ne araştırsak ya? Ben tank teknolojisine yoruyoruz artık. Dağda. Sen bağımsız olmayan değil mi lan? Bağımsız olma, böyle kal. Seni ben daha böleceğim. Çok büyük bir dünya savaşı yapacağım ya. Tabii Japonlar tarafından Amerika'ya falan çıkacağım. Bu Fox'u direkt şöyle gidiyoruz. Onu durduralım. Benimkiler de Fox. Neyse. Çünkü beklemek istemiyorum. Evet. Bununla beraber her şeyi aktive etmiş olmamız lazım artık. Pivot to the Quest'e gidebiliriz. Evet, buradaki Türk Devleti'ni annexledik. Bu ikisi annexlenmedi nedense. Bu karanlık Kivian'ı da halletmemişiz. Burada birini daha annexledik. Galiba, acaba kimi? 23 tane birlik. Hoş geldiniz. Burada biraz daha fabrika gelmiş. Topa yatırma devam. Şimdi şeyi hemen halledelim. Bu iç savaş koşullarını. Yani en kötü olasılıkla şöyle bir şey çıkarız. O zaman askerleri buraya çekelim. Dediğim gibi merak etmeyin. Normalde ileride bu yol iç savaş yolu olacak tamamıyla. Şu anda sadece fixlemeyi unutmuşuz.
Hem siz de mekanik görmüş oldunuz. Normalde bunu hiçbir şekilde duyurmayacaktım ben. Ve herkes... ne oluyor ya diyecekti tabii. Belki bu videoyu kimse izlemez, o da bir olasılık. Şuralarda basmalarımız geldi artık. Geliyor, gelmekte olan. Abi çok saçma salak sınırlarımız var. Şuna bakın ya. Şu an fark ettim. İran üst tarafında... Ben ne ara annex dedim? Türkler yaşıyordu orada. İran'dan direkt söktük. Sistem kaldı İran'ın. Yo, to the fest. Hadi bakalım, lütfen fazla bölünmeyeyim. Evet, çok fazla bölündüm galiba. Şimdi... Oh. O kadar da çıkmadık. Ocaklar ve Batı Anadolu cephesi %100 çıkıyor arkadaşlar. Bunun için ekstra çıkabilen şeyler var. Mesela Edirne'de İsmet'in önüne çıktı. Sıkıntı değil. Büyük bir ordu kısmımız oradaydı. Hallolur. Antalya'da Mersinlilerin Türkçesini unuttum. Prat askerler çıktı. Transkafkasya İslam ordusu bize destek için geldi. Bu bize destek. Göz gibi kuklamız ve askerleri var. Bir de Kürtler isyan etti. Ekstrasından. Ama şey olduğu için bizde Kürdiş, Türkistan bize etkisi olmadı. Evet, an itibariyle iç savaştayız. Hayırlı olsun. Buradan gidebileceğimiz neler var artık? Stabilitim falan. Okey. Ve artık non alliance'ız. Bunun anlamı dediğim olayı da yapabiliyor olmamız lazım. Evet. Turanist kanizme geçiş yapalım. Şimdi Fevzi Çakmak karşı tarafa geçti. Şeylerin divisionları da geldi bize. Asya'daki kardeşlerimizin de. Bu kardeşlerimizin. Şuna şöyle bir cephe, buna da böyle bir cephe kurmak istiyorum ya. Şöyle yeniden göstereyim. Buna böyle bir cephe. Şöyle de gideceğiz. Normalde çıkabilecek çok daha fazla ülke vardı dediğim gibi. Şansıma çıkmadı. İsmet'i baya baya dövüyoruz. Arada. Şöyle İsmet'i yaşatmayalım hatta. Yok et. Olur. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Evet, Tris'i yedik. Diğerlerini de hızlıca yiyoruz zaten. Şu an gücümüz unmatch ya. Ocaklar düştü. Ocakları da yedim. Mersinlileri birazdan düşürürüz. Mesela savaştım değil mi ben? Evet. Agresif dedi mi herkes? Evet. Hani normalde dediğim gibi böyle bir şeyin olmaması lazım. Merak etmeyin. Mod update'i aldığı zaman fixlenmiş olur. Geriye tek mercenler kaldı. Paralı askerleri de birazdan yok ederiz. Cepheniz bu kadar boktan olmasın ama. Hani. Yani gücümüze hiçbir şey erişemez ya. God modda takıldığımız için. Yani. Hop, bay bay canım. Evet, Meister is person.
Enver Paşa, Back to the Fashion. Enver Paşa'yı da getirmiş olduk aradan. Şimdi bufflarıyla beraber. Evet, artık paşa olduk. Turanist paşizm gitmek zorundayız. Enver Paşa'nın fokusu yok. İlginç bir şekilde. Legacy of Atatürk debuff'ını yedik ya. Buradan şey listemi alacağız. Yeni faşist Türkiye bayrağı bu arada. Enver Paşa'nın niye fokusu yok? Bunun sorusu. Nerede bu adam fokusu? Enver Returns. Normalde çıkıyor olması lazım. Ha, yok gelmiş, gelmiş. Okay. Ben korktum. Yani Enver'in bu debufflarıyla oynadığımızı düşünsenize. Bata bata mı? Karşıda Kemalist. Vallahi Kars'tan geldi diyebiliriz bu arada Enver. Tarihte demandladığı gibi adam. Kars'tan geldi. Sen neye gidiyorsun manyak? Var bir Türkiye gidiyor bir de. Sanki yapabilecek ya. O ne? Türk iştali mi? Ya balım sen benim kuklamsın. Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Seni annexlemeye bile düşünüyorum ben üstüne basıp. Hatta sana biraz yol yapalım yeğen. Gel şöyle. Ya bizim projeleri sonraya halledebiliriz. Bir arkadaşa yol yapmamız gerekiyormuş. Enver'i de getirdik. Bu bölüm de burada bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında modun linkini, Discord kanalımızın linkini ve kullandığım modun linkini bulabilirsiniz. Discord kanalımıza girin. Önerileri ve bug fixleri genelde oradan bakıyoruz. Bir şey ekleneceği zaman genelde Discord'daki öneri kanalımızdan ekliyoruz. Yorum atın. Yorumunuz benim için çok önemli. Yorumunuzun hepsini okuyorum ve cevap veriyorum. Video paylaşın. Kanalı olabildiğince büyütmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu konuda sizin aboneleriniz, like'larınız ve tabii ki video paylaşmanız benim için çok önemli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.